Evet son partımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Buyurun hocam. İnkılaplarıyla elde edilen haklar dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Buyurun aşağıdaki yargı var. Ee, önce inkılaplara da bakalım. <laughs> Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş inkılaplarımız? Tevzi Tecrisat Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Kadınlara Muhtarlık Seçme Seçilmesi, Milletvekili Seçme Seçilmesi. Buyurun. Mirasta kız ve erkek çocukların eşit haklar alması sağlanmıştır. Şimdi e, Türk Medeni Kanunuyla bu sağlanır, doğru. Kadınların yönetime katılması, e, milletvekili seçme seçilme hakkıyla sağlanır. Muhtar da buyu Evet, ikisiyle de. Kız ve erkek çocuklarına orta öğretim zorunlu hale getirilmiştir. E, orta öğretim diyor. E, orada bir sıkıntı var. Resmi nikah zorunlu hale Türk Medeni Kanunuyla gelir. Tek eşlilik yine Türk Medeni Kanunu gelir. Ancak orta öğretim Değil. ilk öğretim sorunu hale geliyor. Tevhid-i olarak neyi sağlıyor? Tevhid-i e, hem gayrimüslimlerde hem Müslümanlarda bir kere ortak e, Türkçe tarih coğrafya derslerinin Üklere. Türkçe olmasını hı hı. ve Türk öğretmenler tarafından öğretilmesini kapsıyor. Ayrıca e, eğitimde birlik anlayışı getiriyor zaten. E, yani herkes aynı dersleri görecek ama bu şartlarla görecek. Ortak bir kültür yaratma amaçı, amaçlanıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitim Sistemi'nde yapılacak inkılapların amaçları arasında yer almaz. Yeni kurulan Türk devletlerinde eğitimin çağdaşlaşması ve layıkleşmesi için köklü değişikliklere gidilmiştir. Atatürk 1921 yılında mecliste yaptığı bir konuşmada hükümetin en önemli görevinin eğitim olduğunu, verilecek eğitimin çağın gereklerine uygun olmak zorunda olduğunu, eğitim hedeflerinin milliyetçi, medeniyetçi, layık ve bilimsel zihniyete sahip bir nesil yetiştirmek olduğunu açıkça belirtmiştir. Burada bir sürü anahtar vermiş bize aslında. Önce inkılaplarının amaçları arasında yer almaz. Eğitimi ulusallaştırmak. Burada bakıyoruz. Hükümetin en eğitimin hedeflerinin milliyetçi, medeniyetçi, layık ve bilimsel zihniyete sahip bir nesil diyor. Bu ulusal Milliyetçi olarak... ile doğrudan Hı -hı. eş anlamlı zaten. Teknik eleman yetişmesini sağlamak. Milliyetçi, medeniyetçi, layık. Çağın gerçek Gerek gereklerine. gereklerine uygun bu tekniği içerir mi acaba? İçerebilir. Çağın gereklerine uygun. Evet, çünkü sanayi devrimi evet. yapılıyor. Makineler var. Bu makineleri kullanacak kişiler teknik elemanlar. Batılı öğretmenlerin ders vermesini sağlamak. Özellikle burada vurgulanan milliyetçilik. Bu durumda Batılı öğretmenlerin ders vermesini sağlamak abes olur herhalde. Evet, burada Batılı ya da Doğulu diye ayırmak yerine esasında e, yetkin, yetişmiş, Başarılar. doğru öğretmenlerin. Evet. Yani bu, o dersi verebilecek uzmanlıktaki öğretmenlerin denmesi daha doğru. Bilimsel eğitim, bilimsel zihniyete sahip derken ifade ediyor. Eğitimde birlik sağlanması zaten baştan itibaren alınan ama amaç. Ama. Dolayısıyla evet. Ceyhan. Özel sektörün elinde yeterince sermayenin olmaması, teknik bilgi ve eğitimli insan yetersizliği ve 1929'da yaşanan dünya ekonomik krizinden dolayı aşağıdaki kitaplardan hangisine istenilen sonuç elde edilememiştir? Yani biz bir şey deniyoruz ama bütün bunlar bize engel oluyor. Başaramıyoruz. İzmir İktisat Kongresi e, deniyoruz ve başarıyoruz. Bunda bir sıkıntımız yok. Hı -hı. İkinci beş yıllık kalkınma planı e, esasında buna birinci demek e, daha doğru olur. Yani yıldan dolayı. Dolayısıyla bu uygun edilmemiştir. Kabotaş kanunun kabulü kabotaş kanunu sadece dünya ekonomik kriziyle ilgili değildir. Bu genel bir şeydir ve Hı -hı. E, bağımsızlıkla ilgilidir. Dolayısıyla bu e, edilmiştir zaten. Aşağı vergisinin kaldırılması daha önceki sorularımıza da adı geçmişti. 1925'te tarih olarak tutmuyor. Teşvik Sanayi Kanunu'nda da bir sürü fabrika, işte cam fabrikası, kumaş fabrikası, silah fabrikası, hatta uçak fabrikasına kadar açacak fabrikalarımız var. Sanayi teşvik ediliyor. Fakat 5 yıllık kalkınma planında sıkıntı yaşıyoruz. Ama dediğim gibi birinci 5 yıllık kalkınma planı daha uygun olabilir. Ulusal Kurtuluş Savaşı. Hem sömürgeci devletlere hem de sömürgeciliği kabul eden devlet idaresine karşı yapılmış bir mücadeledir. Buna göre Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk ilkelerinden hangisi öne çıkmıştır? Halkçılık, şimdi halkçılık sosyal devlet anlayışını ve eşitliği getiriyor. Çok yakın kavramlar var. Önce bir toprağımın olması lazım. Ona göre ben halkıma iyi davranacağım. Yoksa bu halk nerede yaşayacak? Nereye gidecek bu halk? <laughs> Dolayısıyla bu olmaz. Önce bana toprak lazım. Sivas'taki şu inşaatın yıkılması aklıma geldi. Yalnız söyleyeyim benzer. Milliyetçilik deyince, milliyetçilikse e, zaten Kurtuluş Savaşı ulusal. Yani ulusalcılık, milliyetçilik doğrudan birbiriyle örtüşüyor. Sonuçta öne çıkanı soruyor. E, direkt öne çıkıyor aslında. Neyle karıştırma ihtimalimiz var burada? İşte halkçılık Yok ama Halkçı'nın sosyal yapı olduğunu daha önceden söylemiştiniz. Hı, hatırlatmış vardı. Birkaç sefer. Olunca. Cumhuriyetçilik tamamen yönetimle ilgili bir kavram. Evet. Burada daha çok ulusal yani biz bir milletiz, biz kendimize yeteriz tarzı bir anlayış var. Güzel ifade ettim değil mi ama? Evet. Bu da <laughs> Biz bize yeteriz. Gaza <laughs> geldik. Boğazlar sorununun Türkiye'nin iç sorunu olarak değerlendirilip çözülmeye çalışılması ile çalışması ile aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine önem verilmiştir? Şimdi Boğazlar sorunu bizim iç sorunumuz. Kimse bizim iç işlerimize karışamaz. Yani müdahale ettirmiyoruz. Biz bağımsızız. B, C ve E eleniyor bu durumda. Gene devletçilik, ulusçuluk kalıyor ama devletçilik e, devlet yapısı zaten. Tamamen yani, duygusal. Biz gene ulusçuluk ki bu da milliyetçilik aynı zamanda değil mi? Evet. Diğer adı. Yani burada zaten bağımsızlığın anahtar kelimesi, şey, milliyetçilik e, ilkesinin anahtar kelimesini ezberlemiş olurlarsa hemen akıllarına ulusçuluk gelecek. Dolayısıyla Denizli. Yukarıda verilen faaliyetlerden hangileri cumhuriyetçilik, laiklik ve halkçılık ilkeleriyle doğrudan ilgilidir? Ee, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Erkeklerde vardı. Kadınları erkeği eşitledim. O zaman halkçılıkla ilişkilendirdim. Ama laiklikle? Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Ee, bir taraftan halkçılıktaki eşitlik de laiklik değildi ama doğrudan dediği için ben bunu ee, alamıyorum. Tamam. Layıklıkla doğrudan alamıyorum. Evet. Yoksa cumhuriyetçilikle de doğrudan, halkçılıkla da doğrudan. Tekke zaviyet türbelerin kapatılması e, bunlar layıklıkla doğrudan ama devletin yönetilmesiyle ilgili olan cumhuriyetçilikle doğrudan değil. Saltanatın kaldırılması e, devleti yöneten kişi padişah. Yöneticilik hı hı. E, değişiyor. Cumhuriyetçiliğe geçiyor. Doğrusu cumhuriyetçilik tamam. Laiklik din ve devlet işlerini birbirinden ayıracak çünkü saltanatı kaldırınca orada da sadece halifelik tek başına ayrı, yöneticiden ayrı, sadece dini bir ünvan olarak kalıyor. Dolayısıyla laikliği sağladı. Halkçılık da e, halkın yönetime katılmasını, e, cumhuriyetçilik sağlamıştı. üstün bir topluluğun olmasını yani e, sistemde, sosyal sistemde sınıfların olmasını engellemiş olduğu için halkçılığı da sağlıyor. O zaman daha Bursa. zengin, daha fakir, e, daha önemli diye biri yok. Yani evet dediğiniz gibi Bursa. Ne dediğim gibi bir işaretim. Siz hepsini çözdünüz. <laughs> Benim katkım olmadı bunda. Bunu deneyebilir miyim? Buyurunuz. Yukarıdaki tamamlayıcı ilkelerden hangisi doğrudan cumhuriyetçilik ilkesiyle tamamlayıcı özellik taşır? Evet. Çağdaşlaşma değil diyorum. Çağdaşlaşma daha çok yapılan inkılaplarla böyle evet. bir tamamlayıcı özellik gösterilebilir. Ulusal egemenlik olabilir. Bekletiyorum. İnsanlık ve insan sevgisi tabii ki cumhuriyette biraz daha insancıl bir yaklaşım vardır ama bu doğrusal değildir diye düşünüyorum gene. Cumhuriyetçiliği. Evet. Siz bundan pek memnun kalmadınız gibi ama ben şıklarda varsa bir ve 3'ten yana kullanabilirdim. Ulusal bağımsızlık bu kesinlikle var diyorum cumhuriyetçilikte. Yalnız bir mi? Acaba karıştırıyor olabilir misiniz cumhuriyetçilikle milliyetçiliği? Cumhuriyetçilik bir yönetim şeklidir, değil mi? Evet, bağımsızlık e, var olmayan bir şeyi önce bir sahip olmak. Hani kur, hı hı. Ulusal Kurtuluş Savaşı yapıyoruz ya. Hı hı. Hani önce bağımsızlık. O zaman milliyetçilikle ilgili olmuş oluyor. O zaman ulusal kavram. egemenlik mi cevabımız? Evet. Yalnız üç mü? Evet. Bunu neden karıştırdığımı sürekli söyleyeyim de öğrencilerde de çünkü. Öğrenciler de bunu bu karıştırıyor var, zaten. O yüzden özellikle sınırlıyorum. Şimdi ulusal bağımsızlık denince ben bağımsızım. Kimse bana karışamaz. Öyle değil mi? Evet, ama bu karışmayı devletin nasıl yöneteceğini konusuna düşünmeyeceksin. Ee, sınırlarıma sahip olma konusunda düşüneceksin. Doğru. Ben atıyorum. Teokratik bir sistem olsa gene bağımsızım zaten. Evet. Öyle değil mi? Devletin yönetim şekli burada önemli. Evet. Olan. Yönetim şeklinde egemenlik tamam. ortaya çıkıyor. Tamam. Şimdi anladım. Bursa. İnşallah bundan sonra yüklerdi. Yanlış yapmam. İnşallah. <gülüyor> Atatürk <laughs> ilke ve inkılaplarından aşağıda verilenler birbiriyle eşleştirildiğinde Hangisinin ilgili ilkeyle örtüştüğü söylenemez. Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün açılması eee ilgili olabilir çünkü para e, getiren, hı hı. ekonomik gelir getiren bir şey olacak. Ölçü ve takvimlerde değişiklik, inkılapçılık. Hı hı. Yeni bir şey geliyor. Türk Medeni Kanunu eşitlik sağlıyor, halkçılık. Kabataş Kanunu bağımsızlıkla ilgili milliyetçilik olması gerekir. Dolayısıyla laiklik değil. Halifenin kaldırılması ise cumhuriyetçilik doğru kabut aşkı. Yukarıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin inkılapçılık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir. Bir sloganımız vardı. Yapılan yeniliklerin hepsi inkılap değil mi? Evet inkılap. Dolayısıyla da ben e, sadece inkılapçılıkla ilgilidir sorusunda evet bir şeyler elemek zorunda hissedebilirim. Ama genel bir şey soruyor. Hepsi inkılapçılık. inkılapçılıkla ilgili. Dolayısıyla bir Mesela 2, burada sadece inkılapçılık deseydi Soyadı Kanunu bir inkılapçılık mı olurdu? Evet. Türk Dil Kurumunun e, açılması o milliyetçilik olurdu. Cumhuriyetin ilanı? Cumhuriyetin ilanı eee cumhuriyetçilik. Aslında kökten bir kökten bir inkılap olarak da kabul edilebilir Tabii ama Tabii, cumhuriyetçilik olurdu. Hı. Hani doğrudan e, asıl olarak derse. bu aslında Soyadı Kanunu evet. kabulü. Başka bir kümenin alt kümesi değil. Evet. Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikada gerçekleştirdiği yukarıdaki gelişmelerin kronolojik en sevdiğimiz e, kronolojik sıralaması aşağıdaki <laughs> seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hemen yanına tarihlerini <laughs> yazalım hocam. Hemen. Ee, Sadavat Paktı 1937. İngiltere ile Ankara Antlaşması 1926. Şeyh Said isyan sonrası olan bu. Balkan Antantı 1900 34 hatta Nereden soyadı. Neden biliyorsunuz bunları ya? Nasıl ezberliyorsunuz bunları? E tekrar 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 işte tekrar yapmak burada önemli oluyor. Bir de artık kaç senedir aynı şeyleri anlatmakla ilgili. Ben de gibi. sizin türevini biliyorum aslında. Gibi işte sizinle <laughs> yaptığınız. E, Montrö-Boğazlar Sözleşmesi 1936. Milletler Cemiyeti'ne üye olmak da 1932. Yeri e, gelmişken şunu söyleyeceğim. Milletler Cemiyeti'ne üye olmakla Birleşmiş Milletler'e üye olmak farklı şeyler. İkisi farklı kurumlar. Karıştırıyoruz. Dikkat edelim. Ee, söylemesem olmazdı. <laughs> o zaman önce 2. Eleyelim evet, mi hocam? Eleyelim. 1. Diyarbakır Edirne gitti. 2'den sonra kaç geliyor? 26'dan sonra 32 geliyor. Milletler Cemiyeti beş. 5. Beş. Ceyhan da veriyor. Evet. Diğerlerini artık 34, bu ise... 3 e... 1, 36, 4 tamam. 37, Doğru. 1 Kalemde artık yazmıyor ama. Çekimin sonu ya hiç uğraşmıyor <laughs> 13 Şubat 1925'te çıkan Şeyh Seyit isyanı sonucunda aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşandığı söylenemez. Çok parti hayata geçiş denemeleri ertelenmiştir. E, terakki perver Cumhuriyet Fırkası'na sızan e, isyanı destekleyen bazı kişiler söz konusu olduğu için bu parti kapanmıştı. O yüzden bu geçiş denemeleri de erteleniyor, söylenir. Söylebilir. Kerkük, Irak'a bırakılmıştır. E, bu da söylenir. Musul sonra Türkiye'nin aleyhine sonuçlanmıştır. Ee, esasında lehine sonuçlanıyor. Uzun vadede baktığımız zaman aleyhine sonuçlanıyor. O yüzden bundan daha sağlam bir şık varsa e, bunu beklemeye alabiliriz. Türkiye'nin ilk 25 yıl dışında petrol üzerinden gelir elde etmesi engellendi. Evet çünkü Musul e, Türkiye'ye verilmedi. Hı hı. 25 yıl boyunca Musul petrollerinden faydalanma hakkı verildi. Dolayısıyla doğru. Türkiye Cumhuriyeti Irak ve İngiltere'ye tazminat ödedi. Tam tersi ee, Musul nedeniyle oradan işte 25 yıl boyunca tazminat aldı, para aldı. O zaman bu söylenmez. Evet. Soru işaretimiz Türkiye Cumhuriyeti Atatürk dönemi dış politikasında aşağıdaki devletlerden hangisinin saldırgan tutumu nedeniyle Sadavat Paktı'nı imzalamıştır? Ee, şimdi İtalya ve Almanya'nın 2. Dünya Savaşı öncesinde saldırgan tutumu vardı. Dolayısıyla ben söz konusu 2. E, Dünya Savaşı'nı yani Atatürk dönemi dış politikasında 2. Dünya Savaşı'nın hazırlığı aklıma getirmeliyim. Dolayısıyla İngiltere, Fransa, Yunanistan bir tehdit olmadığı için onları elerim. İkisi arasında nasıl bir tercih yapmam lazım? İtalya Habeşistan'a saldırır. Dolayısıyla da Habeşistan, e, Etiyopya bugünkü... Kuzey Afrika, şey Afrika topraklarında bir bölge olduğu için benim doğu sınırlarımla ilgilidir. Dolayısıyla da doğuyla ilgili Sadabat Paktı yapılmış ve doğu ülkeleriyle yapılmış olduğu için İtalya'yı tercih etmem gerekir. Ve 101 soru tarihi de bitirdik arkadaşlar. Önünüze bir sınav var. Allah yardımcımız olsun diyoruz. Ne yapsınlar hocam son olarak? Tarihten genel bir tekrar neler tekrar. yapmasını istersiniz? 101'i izlediler. Tamam. Bunun dışında bunun dışında inkılap tarihine mutlaka ağırlık verip onun sıralamalarına dikkat etsinler. Sıralama gelebilir çünkü. Sıralama bekliyoruz. Allah kolaylık versin diyoruz hepinize.